İyi günler arkadaşlar. Bugün 3. dönem stratejimizin Aralık ayı 1. haftası 2. günündeyiz. Dün malumunuz belirlediğimiz hisse senetlerinden alış yapmıştık. Alış ve kapanış durumları bunlardı arkadaşlar. Bugün hemen vakit kaybetmeden endekse bakalım. Sizden önce ben de bakmadım arkadaşlar. İlk defa hemen çekimle birlikte beraber bakıyoruz. Bugün eksi %2,5'a yakın 1850 puanla bir düşüş gerçekleşmiş arkadaşlar. Yani 1700 burada çizmiş olduğum benim şey var şurada 1794 arkadaşlar Fibo seviyesi önemli bir bölge. Buradan aşağıya sarkarsa biraz daha geri gelebilir. Ama şurada ana direncimiz var. Neresi? 1569. Umarım buralara kadar gelmez zaten. Hemen ilk hisse senedimizden başlayalım arkadaşlar. Ayen. Ayen. Günü 7.54'ten kapatmış. Dün 7.65'te. Bugün 7.54'ten kapattı arkadaşlar. Ayen. Şurada şeyimizi açarsak hemen görürsünüz. Maliyetimizin üstünde süper trende göre hareket ediyoruz şu an. EMA14 nerede devreye giriyordu? Maliyetin üzerine çıktığı zaman. EMA14 maliyetin üzerine çıktığı zaman devreye giriyordu. İkinci hisse senedimiz SEGFK. SEGFK 5.42'den kapatmış arkadaşlar. Dün 5.49'du. Bugün 5.42'den kapattı. Alümunuz. Bunda da aynı şekilde. Zaten süper trend al vermemiş durumda. Maliyetin altında olduğu için şu an VTO'nun sat vermesiyle arkadaşlar işlemden çıkarız. Zaten süper trend sat pozisyonunda. Ama maliyeti geçerse EMA14 ve stop olmazsa EMA14 ile takip etmeye devam edeceğiz. Katmer. Katmer. Arkadaşlar 1.43'ten kapatmış. Maliyeti 1.43'tü zaten. Bugün başa bası bir seviyede kapattık. %7'ye düştü. 27-28 Aralık'taki işlemlerimiz arkadaşlar bu şekilde devam ediyor. Katmer'de de aynı şekilde. Maliyetin üzerinde şu an EMA14'ün altında kapatmışız. Bunu stop olmamız gerekirdi arkadaşlar. Yarın bakacağım. Neden? Zaten stratejimiz gereği alt tarafta kapatmış. Zaten al vermeden VTO'da sat vermiş arkadaşlar. Yarın gün için ben bunu değerlendireceğim. Katmer için. Buna bir yıldız koyarsam yarın için aklımızda kalmış olur. Bunun haricinde bu testere bir piyasada senet almak istemiyorum. Ben bu belirlediğim senetler arkadaşlar daha önce de söyledim. İlk defa izleyenler için söyleyeyim. Çok küçük meblağlarda gerçek işlemler yapıyorum. Maksat burada bu strateji özelinde oluşturulabilecek bir stratejide zararı minimize etmek, edilebildiğini daha doğrusu sizlere anlatmak. Geçtiğimiz dönemlerdeki videolarda izlerseniz en son %120 karla kapatmıştık. Dönemi Ağustos'tan Aralık ortasına kadar. Şimdi tekrar açtık. En azından aşırı zarar etmeyeceğiz arkadaşlar. Stop olmayı göreceğiz. Bir de her zaman işleme girmek zorunda değiliz. Eğer endekse güvenmiyorsak işlem açmayalım. Ben açmayacaktım ama sadece bu zor piyasada bile herhangi bir stratejiyle kendi stratejimiz üzerinde sizlerin de kendilerinizin belirleyebileceği bir stratejiyle en azından kötü zamanlarda zararı minimize edebileceğinizi sizlere anlatmak, izah edebilmek. Şu an bu düşen piyasada bakın yekünde şu an kapatmış olsam %7 karlı bugün 2 günde kapatmış olacağım. Yani dün %13'tü karımız. Bugün geri çekilmeyle %7 kara
Geçtik. Bakalım Çarşamba günü 3. gün sonunda ne gibi sonuçla karşılaşacağız. Hepinize iyi günler, bol kazançlar.